Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli ihtiyacı huzur görüşler. İstiklal Kündülü Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya kün tertibinde bulu atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kınamızı da kıtanlar ekranımızı bulsun. Alma şirketi mecburi emgekini çekleş kanununu acizlaştırış için yollanma şirketlerini işgı salgan. Devletlik Baha Torun'un 22 yanvardaki haberde bildirilmişçe, Alma şirketi Amerika'nın kanun çıkarguçularına hizmet işlep, Uygurlarının mecburi emgeki vasıtası bilen işlep çıkarılgan mahsulatlarını import kılışını çekleş kanun layihasının icra kılınışıga təsir görüştüş maksadı da lobicilik şirketine 90 bin dolar sarıp kılgan. Xabarda qeyd qilinishicha, Xitoy Sharqi Turkiston xalqini majburiy emgakka selishda kishilik huquq tafsandichiligi sababli Amerika Avom Palatasi ma'qullagan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni hozir Kengash Palatasida qarab chiqish bosqichida turmoqda. Mazkur qonun bo'yicha Sharqi Turkistondagi majburiy emgak bilan munosabati yo'qligini dalillagan shirkatlardan boshqa har qanday shirkatning import qilgan mollarini tamojina xodimlari Amerikaga kirgizmaydi ekan. Mecburi emgekke çetilip kalan Alma, Nike, Coca-Cola ve başka birkaç parti setiş şirketleri lobicilik şirketlerini yollap mezkur kanunun tasdiqlanışıga təsir körsetişge urungan. Washington Postisi gezisinin haber kılışça Amerika hükümeti bilen münasibeti var lobiciler 11. ayda parlament azaları bilen körüşüp bu kanun layihisi de işiltilgen keskin sözlerini yumuşatmakçı bulgan. Kengash Palatasının bu kanun layihisige kaçan bilet taşlaydıqallıqı eniq emes bulup Kengash Palata azası Ben Sasi 12-ci ayda bu haqda toxtulub, parlamentning diqqat e'tibori yaqinqi bir necha oydan buyon ta'minlash zanjirining butunligiga ko'ngil bilishga yuzlanganlikdan shirkatlar parlament binosiga yuqori maoshli lobbichilarni o'rinlashtirishga boshladi. Shu sababli Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga ijro qilayotgan majburiy emgak bilan chetishlik mahsulotlarini cheklashni maqsad qilgan qonunni ojizlashtirish uchun qilingan bu tirishchiliklar qonun chiqaruvchilarni gangirtib qo'ydi degan. Uyğur ayollarga qaratılgan məcburi əmgək türlük sahələrini öz içiga almaqda. Yaqınqı aylarda ictimai uçur vasitələrində arqa-arqadan tarqılıb atqan sırlar Şərqi Türkistanda məcburi əmgəkə salınıb atqan Uyğur ayollarının növbətdəki vəziyyətini məlum cəhətdən aşkarlab verməkdə. Bugün ictimai uçur vasitələrində tarqalğan sırlardan birisi də Qəşqər şəhərindəki məlum yağaq aqlaş zavodunda işləyib atqan 30 yaşlıq Uyğur ayolları görüşdürülgən. Yeni bir sında yaş kızlardan terkip tapkan bir zavutta kızlarının kimi çaç tikivatkallıqı, üçüncü bir sında oyuncuk zavutu da Uyğur ayollarının rojisiva bayramı da derak bezeydiğen bezeklerini yasavatkallıqı görüstüleyen. Bultur bir kısım halkaralıq taratkular Xitay'dan import kılınan kimi çaçlarının rojisiva bayramılıq soğukatlarının mecburi emgek bilen alaqıdır işgallikini aşkarlıqan bulup, Amerika tamojnisi mu bir qitim neçi tonluq kimi çaçını tutup kalgan ve bunun Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek bilen işlep çıkarılgalıqını bildirgen idi. Yukarı sırlar bunun yeni bir delil ispatı süpüte de oturgu çıkmaqda. Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek siyaseti dünya gün tertipige kilip Xitay'a karşı ayıplaşlar küçü işge başlığında Xitay yanı burunqıdak özünü aklaş üçün bu türdeki teşviqat sırlarını tayarlap köplap tarqıtıp Uyğur xalqının iş ornığı igi bolğanlıqını alğan maaşları bilen turmuş xəmlərinin tügəb, xuşal xuram yaşavatqanlıqını davran salmaqda. Parlament əzaları Biden'ni Xitayının yeni ceza qararığı küçülük inkas qaytırışqa çağırdı. Amerika Avazının 23. yanvardaki haberde bildirilişçe Amerika Parlament əzaları Prezident Biden'ni Xitayının Amerika əməldarlarına qaratqan cezasıqa küçülük cevap qaytırışqa çağırdı. Xəbərdə qeyd qilinishicha Cumhuriyetçilər Partiyasının yuqur dərəcəlik əzaları yeni Prezident Biden'ni Xitayının əmdəli hüquq ötküzüb bərgən Amerikanın yuqur dərəcəlik əməldarlarını cezalaş qararıqa qarata qatdıq tədbir qollanışqa çağırgan bulub, çağırıqda Cumhuriyetçilər Partiyası bilən Demokratçilər Partiyası birləşib, biznin təhdid səbəblik Amerikanın mənpəətini qoğdaşdın yaltayıp qalmaydıqallıqımızı körüstüb qoyuşu kerak deyilgən. Amerika Avom Palatasidagi Cumhuriyetçiler Partiyası Xitay İşleri Grupisinin rehberi Michael McCollum Twitter hesabıda Xitay elan kılgan cezanı ayıplab, Xitayning haqiqatni sözlegen Amerika əməldarlarına ceza yürgüzüp siyasi gərizini aşkarlıqallıqını, Xitayning insaniyetke karşı cinayet ve irqi qırğınçılıq sadır qılgallıqını bildirdi. Michael McCollum yana mən Biden hükümetinin bundaq asassız cezanı dərhal ayıplışını ve stratejilik rekabette Xitay Kompartiyasını aldıngı orungu koyuş vədisini orun dışını küçülük tələb qilimən digən. Biden Devlet Xavufsizlik Kengashinin bayanatçısı Emily Horn Amerika'daki hukuk ötküzüp beriş haleti de
Xitoyning Amerika amaldorlariga jazo e'lon qilishining amaliyati ikki partiya ichida ixtilof qo'zg'ashga uringanlik ekanligini, Xitoyning bu qilmishining behuda va kulgilik ekanligini bildirgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi 20 yanvar bayonot e'lon qilib, Xitoyning ichki ishlariga aralashish, Xitoyning manfaati va Xitoy-Amerika munosabatiga ziyon yetkazish degan sabablar bilan Mike Pompeo, Pottinger va Navarro qatorliq Trump hukumatining 28 amaldoriga jazo yurgizishni qaror qilganligini, ularning Xitoy, Hong Kong va Aomonga kirishini cheklaydiganligini, ularning munosabatlik shirkatlari va organlarining mo Xitoy bilan bo'lgan aloqasining cheklanganligini jakarlagan edi. Yuqumning Xitoy kompartiyasi markaziga yiqilishi sababli keng ko'lamli tekshirish boshlandi. Amerika ovozining 22 yanvardagi xabarida bildirilishicha, Xitoy kompartiyasi markaziy komiteti joylashgan Zhongnanhai va Nurg'un ministerlik joylashgan Shicheng rayoni va Dongcheng rayonining bir qism joylarida yuqumga qarata keng ko'lamli tekshirish uqtirishi e'lon qilingan. Xabarda qayd qilinishicha, juma kuni munosabatli rayonlarning ko'chalarida yadro kislotasi tekshirishini saqlayotgan uzun o'chiratlar paydo bo'lgan. Xitoy amaldorlari yuqumning oldini olish va kontrol qilish xizmatida ba'zi yo'chiqlarning borligini aytgan. Tekshirish plani 2 kun davomlashadigan bo'lib, 2 milliondan ortiq odam tekshirildi ekan. Birlashma agentligining bu vaqtdagi xabarida Dongcheng rayonida minglagan kishilarning qattiq suvoqqa qaramay o'chirati turganligi, o'chiratning nechta ko'chaga so'zilganligi, hammaylarning maska taqib olganligi qayd qilingan. Beijingdagi nurg'un do'kon, ishxona binolari va o'ltiroq rayonlarda kirguvchilarning sog'lomlik tekshirish natijasi isbotini ko'rsatishi talab qilingan. Xitoy taratqularining bildirishicha, Shichang rayonini keng ko'lamli tekshirishning sababi bo'lsa, Beijing shahri atrofidagi Daxing rayonida Xitoyning ma'lum ministerlik gazetxonasining xizmatchisi Xitoy virusi bilan yuqumlangan. Virus payqalgan rayon Shichang rayonidagi Fushingmen eg'izig'i joylashgan bo'lib, uning o'tilida Xitoy radio televiziya idorasi va markaziy xalq radio stansiyasi bor ekan. Xitoy davlatlik sog'liq komiteti juma kuni dokulat berib, mazkur rayonda yangidan payqalgan 103 bemorning borligini, oldingi kundagidan 144 kishi ozligini, ammo 100 dan ortiq bemorning jiddiy holatda turganligini, 103 bemor ichidagi 94 ning yerlik yuqumlanuvchilar ekanligini, Beijingda faqat 3 bemor borligini, Heilongjiang o'lkasida 47 bemor, Shanghaida 50 bemor borligini e'lon qilgan. Tianjin shaharlik hukumat juma kuni Tianjinga yetib kelgan barliq davlat ichi avasiya liniyasining cho'qim virus sog'lomlik tekshirish natijasini ko'rsatganligini, barliq yo'lovchilarning uyida 14 kun karantin qilinishi kerakligini e'lon qilgan. Xibi o'lkasimi juma kuni 18 yuqumlanuvchining bayqalganligini e'lon qilgan. Shijuanjiang yuqori sur'atlik poyezd stansiyasida faqat tushishga ruxsat qilingan bo'lib, chiqishga ruxsat qilinmagan. Chag'an mazgilida hamesha aldirash bo'lib ketadigan vokzal juma kuni atiganda quruqtilib qolgan. Xitoy dengiz saqchilariga chat el paroxotlariga qarshi qurol ishlatish huquqi berildi. Fransiya xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy dengiz saqchilariga chat el paroxotlariga qarshi qurol kuchi ishlatish huquqi berilgan. Xabarda qayd qilinishicha, 13-chi navbatlik Xitoy mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komiteti yig'inida Xitoy dengiz saqchilari qonuni ma'qullangan bo'lib, bu qonun 1 fevraldan boshlab yo'l qo'yildi ekan. Dengiz saqchilari qonuni dengiz saqchilariga yenida elib yuradigan qurollarni o'z ichiga olgan har xil qurollar bilan zo'rliq kuchi ishlatishga huquq berilgan. Agar chat el paroxoti Xitoy da'vo qilayotgan boshqaruvchi tavalligidagi dengizda harakat qilib, to'xtatish buyrug'iga xiloflik qilsa yoki dengiz saqchilarining tekshirishini rad qilsa, avtomat paroxotga o'rinlashtirilgan qurollar, hatto ayroplanga o'rnatilgan qurollarni ishlatsa bo'ladi ekan. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Toshi Mitsuo Motega 22 yanvar o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, Xitoyning dengiz saqchilari qonuniga bo'lgan andisini ta'kidlagan. Bildirilishicha, Yaponiya yana Xitoyga qarshi Biden hukumatı bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishni o'ylashayotgan bo'lib, Biden hukumatiga navbatdagi xavfsizlik muhitining Obama davridanmi og'ir ekanligini tushuntirmoqchi ekan. Yaponiya Kyodo xabar agentligining tahliliga asoslanganda, bu yangi qonunga asosan Xitoy saqchilari Sinkaku dengiz davlatligida Yaponiyaning beliqchilik kemalarini tekshirishi yoki dengiz bexatarlik chorlash kemalarini qo'g'lab chiqarishi mumkin ekan. Xitoy dengiz saqchilarining qurol ishlatish huquqi sababli Sinkaku orolidagi tirikishimi keskin holatga kelishi mumkin ekan. Biden hukumatı Xitoyning Trump hukumatı amaldorlariga embargo qo'yganligini tanqid qildi. Prezident Biden 20 yanvar vazifaga o'tira-o'tirmayla uning tashqi siyosat guruhi Xitoyga bo'lgan qattiq pozitsiyasini ifodalashga boshladi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Biden hukumatı Davlat xavfsizlik kengashining bayonotchisi Emily Horne
Biden vazifeye oturgan günü bayanat ilan kılıp, Xitay'nın Trump hükümetindeki 28 nefer emeldarıga embargo koyganlıkını ayıpladı. Xitay embargo koyganlıkını ilan kılgan Trump hükümeti emeldarlarının içinde Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo mu bar idi. Reuters agentliğinin bildirişçe Emily Horne Xitay'nın vazife tapşırılış günü bundaq embargo yürgüzüşü partiyalarını bölüşkü urunuş oyunda kıldıganlıkını bildirip, Prezident Biden Amerika'nın bu rekabette Xitay'ını yenişi üçün her iki partiya rehberleri bilen hemkarlaşıqı türüşüdü degen. Xitay Xalq Qurultayının Qanun Komiteti Uyğur tilide oqutuş elip berişini asasi qanunğa xilap degen. Xitay Xalq Qurultayının Qanun Tüzüm Komiteti milli rayonlarının öz tilide oqutuş elip berişini Xitay'nın asasi qanunuğa xilaplıq qılğanlıq dep elan qılğan. Bu Xitay Qanun Çıqırış Organının atalmış Uyğur Abnım Rayonluq Maarif Nazareti 2017 yılı 7. ayda hüccet düşürüp, rayondaki her derecelik mekteplerde Uyğur tilini birdek çekilgenden beri tuncu qıtım bu xil çekilmege çüşençi berişidir. Kişilik hukuk teşkilatları aynı vakitte atalmış Uyğur Abnım Rayonluq Maarif Nazaretinin Uyğur tilini çekleş doğrusudaki kararını Xitay'nın rayonda elip bargan irki kırgınçılık hareketinin parçası dep ayıplıgen idi. Xitay'daki Cenubi Astani gezisinin haber kılışça yukarı sözüne Xitay Memleketli Xalq Qurultayı Qanun Tüzüm Komitetinin müdiri Shin Chunyao 13. Nöbetlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 26. qetimlik yığınıdı bergen 2020 yılı xizmet dokulatıda etkan. O Xitay'nın bir kısım yerlik kanun belgelemelerdeki her derecelik her xil mekteplerde öz milletinin tel yizikini işildiş, ya ki şu milletin ortak tılda oqutuş elip birleşi kerek degen belgeleme asasi kanun bilen birdek emez. Alaqadar orullarının bunu tüzütüşü talep kılındı degen. Onun takitleşe bu yerlik belgelemeler asasi kanunun 19. maddesindeki devlet ortak tilini ve ortak tel yizik kanununu algı sürüdü degen maddeyi xilap iken. Küzetküçüler Xitay'nın Uyğur tilini çekilgenige 3 yıldek bolgan bosumu bırak onunğa emdilikte kanuni asas oydurganlıqı onun Şarkı Türkistan'da yolu koygan çeklemini Xitay'nın başka asallıq millet rayıldırgımı kengaytişini maksat kılıp atkallıqını ilgiri sürmekte. Uyğurlar Avustralya hükümetinin mu Xitay'ını Uyğurlarga irki kırgınçılık kılış bilen ayıplaşke çakırdı. Avustralya'daki Uyğurlar Avustralya hükümetinin mu Amerika'nı ülge elip Xitay'nın Uyğurlarga irki kırgınçılık yürgüzüp atkallıqını elan kılışke çakırdı. Avustralya Akhbarat Şirketi ABC'nin haber kılışça Avustralya'daki Uyğurlardan Fatime Abduğafur Amerika'nın kararıga baha berip onun kararını nukul menin halkım üçünle emez bütün insaniyet üçün zor galibe dep körsetken. Amerika hükümeti 19 yanvar Xitay'nın Uyğurlarga irki kırgınçılık yürgüzüp atkallıqını elan kılgan idi. Haberde Fatime Abduğafur'un bu biri bu dünyada derecedin taşkılı küçük olan taktırdı mı? Onun kandak kılışıdan kat'i nazar, eğer o bek rezil ve kabih cinayetçi bolsa cevapkarlıkı tartıldığalıkını körüstüdü digerlikini bildirgen. Haberdeyene Avustralya'daki Uyghurlardan Ramila Canşef'nin sözü nakil keltirilgen bulup, o biz Avustralya hükümeti ve barlık demokratik devletlerinden birlik kilip, bu kılmışını irki kırgınçılık tep atışını ümit kılımız digen. Haberde bildirilişçe Avustralya hükümeti Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk tepsendikiliki de meydanının inik ve hemmege ayan işgellikini etkan bolsun mu? Bırak Xitay'nın hareketini irki kırgıncılık dep ataştın özünü kaçırgan. Avustralya Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı biz Xitay ve Birleşken Milletler Teşkilatı bilen bolgan öz ara müzakirlerimizde xalığancı tutkun kılış, dini itikat erkinlikigi çek koyuş, qattıq nazarat kılış ve mecburi emgek doğrusudaki dokulatlarını izkil otturgu koyup geldi oğuk degen. Sabık Başminister Ahmet Davutoğlu hükümetini kattık tenkit kıldı. Türkiye Kelecek Partisi'nin reisi Sabık Türkiye Başministeri Ahmet Davutoğlu Kelecek Partisi'nin Ankara'daki merkezde 20. yanvar ötküzülgen metbuat yığınıda Amerika Devlet Meclisi'de Birleşken Milletler Teşkilatı'da ve Avrupa Parlamentosu'da Şarkı Türkistan meselesi kün tertipki kilovatkan bugünkü künde Türkiye hükümetinin Türkiye Parlamentosu'da bu meselini otturgu koymağallıqını kattık tenkit kıldı. Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan hükümeti bilen onu kollavatkan Milletçi Hareket Partisi'nin Uyghur siyasetini kattıktan kıtlap munularını dedi. Türkiye parlamentoda Uyghur meselesini kün tertipke elip gelgeli koymaydı. Uyghur kerindaşlarımız uçuravatkan zulümünü hükümetini kollavatkan devlet bahçeliğimi kün tertipke elip gelmeydi. Amerika hükümeti irki kırgınçılık işgellikini ilan kıldı. Lekin bizden hükümet bu meseleni tilga almayıvatıdı. Germaniyalik Türk futbolcu Mesut Özil yakında Türkiye'nin en çok futbol kulübü geldi. Malum bulgundak o 2019 yılı dekabrda özünün Twitter, Facebook, Instagram katarlıq ictimai taratkolarda
Uyghurlarga zulüm ve besim kılıbatkan Xitay rejimini ve bu zulümge sükut kılgan Müslüman dünyasını katık ayıplegan idi. Mesut Özil bu bayanatı bilen halkarada zor gulgulu payda kılgan idi. Aynı çağdaki Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Mesut Özil'nin merdanılığını tebrikligan idi. Ahmet Davutoğlu 20 yanvardaki bayanatıda Mesut Özil'ni Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a Uyghur meselesini anlatışkı çakırıp Mesut Özil Fenerbahçe futbol kulübüge geldi. Bunudun hemimiz bek xursan bulduk. Mesut Özil efendi Prezident Erdoğan bilen uçuraşkanda Uyghur meselesini anlasın. Biz Erdoğan'a Uyghur meselesini küşendirelmedik. Belki Mesut Özil'e yüz kilenmeyi anlığandan ken Uyghur meselesi doğrusundaki sükutunu bozuşu mümkün. Hükümet numus kılsın, numus digerlerini bildirdi. Türkiye hükümeti hazır içki siyasette milletçilik idiyesini targıp kılmakta. Ahmet Davutoğlu bayanatı da hükümetine Uyghur meselesi de Mesut Özilçilik bulalmadı deyip ayıplab mundaq dedi. Angliya parlamenti, Avrupa parlamenti ve Amerika parlamenti de Uyghur meselesi oturuğu koyulvatkan bugünkü günde sizler bu yerde milletçilik ve millilikini takitlep durup Mesut Özilçilik Uyghurlar doğrusu da fikir bayan kılalmayı vatıstılar. Men Mesut Özil'e şunu demek istemem ki, senin futboldaki ufukların kişilik hukuk cihetimi devam kılsın. Uyghur meselesine izgil halde köngül bölüp Türkiye hükümetinin sükutunu bozgan. Dünya Uyghur meselesi dolayısıyla oradaki soydaşlarımıza, kardeşlerimize baskı dolayısıyla Sayın Bahçeli de bahsedemez o da. Soykırım ilanları yapıyor. Birçok ülke parlamentosu bizim parlamentoda bile konuşmanıza izin vermiyor. Çünkü üzerinizde Perinçek vesayeti var, 28 Şubatçıların vesayeti var. Ha arkadaşlar bu arada bir şeye sevindim. Ben Fenerbahçeliyim. Hani Galatasaraylar, Beşiktaşlar, Gücenmez. Hep bütün şeyi tutarız. Şimdi Mesut Özil geldi. Fenerbahçelerde çok Mesut, hepimiz de Mesut'uz. Ümit ederim ki Mesut Özil bir gün Cumhurbaşkanı'na karşılaştığında şu Uygur meselesini bir anlatır da biz anlatamıyoruz ona. Belki Mesut anlatırsa onun hatırına dinler de bir gün sesi çıkar. İngiltere parlamentosu, Avrupa parlamentoları, Amerikan kongresi hepsi Uygur meselesine bahsedecek. Siz burada milliyetçilik, yerlilik, millilik taslayacaksınız. Mesut Özil kadar Uygur meselesini konuşmaktan imtina edeceksiniz. Mesut'a çağrım şu, futboldaki o güzel, ahenkli oyununu insan haklarında da göstermeye devam et ve her gün Uygurlardan bahset ki şunların kulağındaki pas bir silinsin. Amerika'nın Tigi Afrikalık Devlet Müdafiye Ministeri vazife öteşke başladı. Amerika Koşma Ştatları Prezidenti Joe Biden'ın Tigi Afrikalık Devlet Müdafiye Ministeri namzati Lloyd Austin, Kinaş Palatası'nın tasdikini alğandayken Devlet Müdafiye Ministeri süpitide kasem içip vazife öteşke başladı. Kinaş Palatası da 2'ye karşı 93 avaz bilen Devlet Müdafiye Ministerliği kararnamesi makullanan Lloyd Austin, Devlet Müdafiye Ministerliği de başta başlıkı General Mark Milley ve muavin Devlet Müdafiye Ministeri David Norvis tarafından karşı elindi. Austin her kaysi armiyalarının komandaları ve başka atıplar bilen körüşkendiyken, tüncü katım Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın başka atıbi Jens Stoltenberg bilen telefonlaşıdı. Andın onunğa Xitay meselesi ve Otur Şarıkta elip berilivatkan herbi hareketler hakkında kısıkçı malumat berilidi. Amerika Koşma Ştatlarının Tigi Afrikalık tüncü devlet müdafiye ministeri süpitide tarih sahipsizden orun algan Austin, 2016 yılı general ünvanı bilen Amerika Koşma Ştatları Merkezi Komandanlık Ştabının komandanı bulgan mezgilde pensiyaya çıkan idi. Türkiye'de bir gün içinde 5967 kişi Xitay virüsü bilen yukumlandı. 22 yanvar Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanıcılarının 5967'ye yetkenliğini ilan kıldı. Sahiye Ministeri'nin malumatına asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlandı deyip güman kılınan 163.342 kişi tekşürülüşü arkalık yeniden 5967 kişinin yukumlanğalıqı eniklanğan. Nöbette 734 kişi doktorhanda bulup bir gün içinde yine 149 kişi kaza kılıp 6018 kişinin salametliğe esliğe gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışkı başlığından beri salametliğe esliğe gelgenler cemi 2.296.052'ye, kaza kılgallar 24.789'a, kesili iğir bimarlar 2003'ye yetken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.